Herkese merhaba dostlar ben Ozan. Bu videoda özellikle öğrenciler için faydalı bir uygulamadan bahsedeceğim. Aslında sadece öğrenciler için de değil iş hayatının pek çok noktasında az da olsa çok da olsa pdf'leri hepimiz kullanıyoruz. Ama pdf'ler yapısı gereği sonradan düzenlenebilen değiştirilebilen dosyalar değil. Fakat bu videoda anlatacağım uygulamayla pdf'leri rahatlıkla düzenleyip istediğimiz gibi şekillendirebileceğiz. Uygulamanın adı updf ve benim de yaklaşık 2 yıldır kullandığım bir uygulama. Ayrıca artık kullandığımız bütün uygulamalara geldiği gibi UPDF'e de yapay zeka desteği geldi. Bu özellikleri ücretsiz olarak da rahatlıkla kullanabiliyoruz. Ve uygulamanın linkini açıklama ve yorumlara koyacağım. Oradan indirebilirsin. Ve bu uygulama hem Mac hem Windows hem iOS hem de Android için geçerli. Ve baya baya eski sürümleri de destekliyor. Windows 7, Mac OS 10, iOS 14, Android 6 ile de uyumlu. Yani pek çok cihazda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bence bu da önemli bir artı. Sizce arada bu tarz faydalı yazılabilirsiniz incelemeleri gelsin mi? Gelsin diyorsanız mutlaka yorumlarda bekliyorum. Şimdi uygulama nasıl kurulur? Nasıl kullanacağız? Anlatmaya başlayayım. İlk olarak açıklamada bıraktığım linkten UPDF'i indiriyoruz. Neredeyse hiç yer kaplamıyor. 5 MB'lık bir dosya. Ortalama 30 saniyede kurulum tamamlandı. Arayüze baktığımda açıkçası gayet sade ve basit bir arayüze karşılaşıyoruz. Burada her şey yerli yerinde. Ve ilk olarak giriş yapmamız gerekiyor. Normalde burada misafir olarak da devam edebiliriz ancak misafir modunda kullanırsak tüm özelliklere erişemiyoruz. O yüzden kaydolup tam anlamıyla kullanmak daha mantıklı. Burada Common, Edit ve Pages bölümlerini görüyoruz. Ve burada açmış olduğum PDF'de herhangi bir metne gelip sağ tıkladığımda kalem simgesine geliyorum. Buradan da istediğimiz rengi seçerek hızlı bir şekilde işaretleyebileceğiz. İsterseniz yukarıdan seçerek de tek tek uğraşmadan daha fazla alanında işaretleyebiliyoruz. Ve tabii ki bu uygulamanın en önemli özelliği olan metinleri değiştirmek. Yani içerikleri düzenlerken en çok kullandığım kısım burası PDF'in her köşesinde istediğimiz yeri hem yazı fontunu hem de vurgulamak istediğimiz bir yer varsa kalın veya itelik olarak da değiştirebiliyoruz. Baktığımız zaman edit bölümüne gelip image'e tıklarsak da sticker, emoji veya bir fotoğraf ekleyerek de pdf'in istediğimiz bölümüne konumlandırabiliyoruz. Yukarıdaki kısımda ilk seçeneği yani sticky note kısmına tıklıyoruz. Buradan notun rengini de seçebiliyoruz. Ben sarı seçiyorum. Ödevin, ders notunun veya çalışmak istediğimiz herhangi bir şeyle ilgili önemli bir nokta varsa bunu unutmamak adına pdf'e küçük bir not ekleyerek işimizi kolaylaştırabileceğiz. Sonradan tekrar geldiğimiz de buradaki nota tıklayarak oradan önemli olan bilgiye bakabiliriz. Örneğin buraya kanala abone olmayı unutma gibi bir not bırakırsam bu pdf'i paylaştığım zaman bu notu herkes görebilecek. Özellikle de ödevler için çok faydalı bir özellik diyebilirim. Düzenleme ile işimiz bittiğinde de pdf değil de farklı bir formatta yani word, excel olur hiç fark etmez. İstediğimiz şekilde export kısmına tıklayıp pdf'i dönüştürebiliyoruz. Ayrıca düzenlediğimiz PDF'e herkesin ulaşmasını istemiyorsak şifre de koyabiliyoruz. Bu da önemli detaylardan. Ayrıca UPDF'in AI özelliklerini sadece uygulama üzerinden değil web sitesinden de kullanabiliyoruz. Onun da linkini açıklamaya koyarım veya UPDF AI diye Google'da aratırsanız ilk çıkan siteye tıkladığımızda karşımıza çıkacak. Burada elimde Asus Vivobook'un inceleme makalesi var ve bu makaleyi uygulamaya yüklediğimizde PDF'i tarayıp yapay zeka ile makaleyi okuyarak bir özetini çıkartıyor. Yani ders notları içinde kullanılabilecek gayet faydalı bir özellik ve açıkçası genel anlamıyla uygulamayı değerlendirirsem hem Windows ve Mac tarafında hem application'da hem de web sitesindeki uygulamada gayet iyi çalışıyor ve uygulamanın ücreti ve versiyonu var. Onun fiyatları da 40 dolar civarında. Ve açıklamada bir indirim kodu da olacak. O kodu kullanarak UPDF'in tam versiyonunu kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi ücretsiz bir şekilde de kullanabildiğimiz bu uygulama ve aklınıza takılan herhangi bir soru olursa da mutlaka yorumlarda bekliyorum. Sizce arada bu tarz faydalı incelemeler gelsin mi? Gelsin diyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve bu videodan bu kadar diyelim. Ben Ozan. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.